şöyle, 27 futbolcu şu anda kamp yapıyor. Bunların 5'i altyapımızdan aldığımız topçu. Yani altyapımızdan yetişip bugün A takımı kazandırdığımız futbolcu. Kampta kendine katılan futbolcumuz oldu mu? Oldu diye biliyorum da. Şöyle, şu an transfer olan imza attığım futbolcu yok. Yok ama katılan yani, o anlamda. Denemen var, hocamızın izlediği var, orada gördüğü. Çünkü biliyorsunuz transfer iki aşamalı. Hem bir sezon başında iskelet kadroyu kurarsınız, hem de sezona başlamadan bir fırsat transferi çıkar ya da kampta gördüğünüz eksiklikler varsa onlar üzerinden devam edersiniz. Şu anda hocamız kampta sezonu, takımı değerlendiriyor, görüyor, istediği futbol onları aşılamaya çalışıyor. Kamptan sonra da muhtemelen bir muhtemelen diyorum çünkü hocamızın isteği istemeyeceği noktasında daha henüz görüşmeyi bilmedim. Hocamız istediği takımda yine bir transfer çalışması gerçekleşecek. Şu an kampta devam ediyor. Evet. Bu arada yine duyurumuz bir hasta maçı yapalım. Evet. İki takımıyla beraber. Aynen. Doğru. Bu şimdi bir ihtimalle Kartepe'de hocamız futbolcular bize yola tutmuşlar. Bunlardan bir aldığımız haberde bulunuyor. Şimdi sizin şu an önce eksiklendiği gibi ama siz yönetim olarak yani şu futbolcuyu da alsa dediğim yaptığında bir çalışmanız var. Yani şöyle Ekrem abi diyorum ama Ekrem başkanımız futbolun içinden gelen birisi. Yönetim de çoğu futbolun içinden gelen birisi olduğu için aslında biz hocamızın içine çok da karışmak istemiyoruz. Çünkü sonuçta takımı sahaya sürecek olan hocamız bu işin başarısını da başarısızlığını da hocamız üstlenecek. Kendisi de sizin canlı yayınınızda açıkta bütün transferleri ben yaptım zaten biliyorsunuz. Bu noktada biz tamamen hocamızın doğrultusunda işlem yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ya hocaya bir topçu verirsiniz yönetim olarak. Ya topçu oynamaz, ya hoca oynatmaz. Bu sefer işte yönetimle hoca arasında kopukluk olur falan. Biz tamamen hani kurumsal bir yapı olarak gidelim. Hocayı istişare ederek gidiyoruz. Tabii yani kurumsal bir yapı olsun. Hoca derse biz yönetim olarak bize bir sağ bek lazım veya sol bek lazım veya şu lazım derse. Tabii. Aynen. Yani hoca gelir işte biz şurada eksikliğimiz var buraya transfer yapmamız lazım der. İşte hoca aklındaki oyuncuları bize söyler. Biz o oyuncularla görüşürüz, anlaşabilirsek anlaşırız. Anlaşamazsak hocaya deriz ki alternatif isimler bakalım. Ondan sonrasında hocanın istediği bir şekilde giderilmiş olur ama hani yönetim olarak ya hocam şunu aldık biz imzayı attırdık alayını gördük yapmak da emri vaki bir şekilde yapmayı da doğru bulmuyoruz. Yani. Sorularınız varsa burada kendisine sorabiliriz. Bir de göre razı sorabiliriz. Evet. Başkanımıza da cevap verelim. Şimdi başkanım ayın 29'unda takım buraya gelecek. Evet. Şimdi buraya geldi. Bundan sonra bir program yok. Çünkü Eylül'ün herhalde büyük ihtimalle ilk haftası Türkiye Kupası maçları var. Şimdi 29'unda geldi. Bundan sonra takım bir küçük bir yaş grupları var. 13-15 yaş grubu bir tanıdık. Bir miktar tüm hayatını düşünüyoruz. Son farklaması. Aynı zamanda şu anda bir şeye dönemi var. Kamu kurumları. Şimdi şey yani, voleybol turnuvası için kapalı spor salonumuz güzel bir salon var mı? Halkımızda kurum şu an biz bilmiyoruz. Onda kızım, onda kızım var. Aynı zamanda bir de Bakalım güzel bir yer var yani. Anadolu Lisesi'nde şu anda şey var. Kol spor salonu var. Yani artık içinden bir para vereceğiz. Peki bir tane daha ihtiyaç var mı? Onun için de bunu bahsettirmişiz. Yani bir kapalı spor salonunda ben şöyle biliyorum. Voleybol oynamak isteyen bizim kendi iş arkadaşım orada sağ bulamamıştı.